Müdürümüz Sayın Metin Gence'ye kürsüye veren öğretmenlerime ayrıca her zaman her insan yaşar. Doğal bir süreçtir bu gayet. Gerekiyor sorun çözme. Biz Şehzadeler Belediyesi ile her alanda her zaman işbirliği yapıyoruz. Sağ olsunlar Ömer Faruk Çelik Başkanım başta olmak üzere Şehzadeler Belediye Başkanı yardımcılarımız, müdürlerimiz, tüm ekibi her zaman her daim eğitimcinin, okullarımızın yanındalar. Ben evet yardımcılar diyorum. 5 Haziran'da sınav olması münasebetiyle sizlerin sınav stresiyle nasıl başa çıkacağınızı anlatmak, bunun teknik yönlerini ve duygularınızı nasıl kontrol altına alabileceğinizi göstermek amacıyla Şehzadeler Belediye'miz sizin için bu programı düzenledi. Biz öncelikle şunu söylemek isterim. Sınav bir yarış değildir çocuklar. Stres insanın aslında bildiklerini unutturur. Bu yüzden lütfen biraz daha bilinçli bir şekilde zaten öğretmenlerimiz, bizim rehber öğretmenlerimiz, uzmanlarımız bu konuda size bilgi verdiler. Bugün sınavın yaklaşması nedeniyle bir daha bu bilgilerinizi pekiştireceğiz inşallah. Öğrencilerimiz, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. ...5 Haziran'da önemli bir sınava gireceksiniz. Fakat emin olun bu sınav hayatınızdaki en kolay sınavlardan birisi. Daha hayal boyu, daha ne nice büyük sınavlara gireceksiniz. Hepinize öncelikle başarılar diliyorum. Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik Başkanımızın da sizlere selamlarını getirdim. Başarı dileklerini iletti. İnşallah Şehzadelerin çocukları bu sınavda en başarılı şekilde kazanacaklar, en güzel okulları kazanacaklar. Psikolog Duygu Yeşilci, yaşam psikoloji atölyesinin kurucusuyum. Bugün sizlerle sınav stresi ve başa çıkma yollarını konuşacağız. Ayrıca meslektaşlarım, beni yalnız bırakmayan meslektaşlarım da aramda. Pınar Hanım ve Güzide Hanım'ın da desteklerini bekliyor olacağım psikoloji sınavında. Doğal bir süreçtir kaygı, evrenseldir. Hepimiz kaygılanabiliriz, hepimiz kaygıyı hissedebiliriz ama farklı belirtiler olarak bünyemizde hissetmemiz imkanlıdır. Sınav kaygısı nedir? Var mı fikri olan? Karın ağrısı. Karın ağrısı, evet. Ruh ağrısı. Huzursuzluk, sinirlilik, endişe, korku. Bu slaytta yoğunluklu olarak yüksek kaygıyı konuşuyor olacağız. Kaygı yoğunluğu her öğrencide farklı düzeyde ortaya çıkabileceği gibi bedensel belirtiler de farklı olabilir. Sizler de bu çocuğun aslında zihninde günlerdir dönüp dolaşan ve şimdi sınav anında da dönüp dolaşan düşüncelersiniz. Bir anne babam kızarsa İngilizce'ye gidemezsem. Sınavda kaydırma yaparsan. Sınavda hasta olursan. Dışarıdan gelen gürültüler yüzünden dikkat edemez. Merhabalar, ben Buse Sarı. 7. sınıfa gidiyorum. Şegem'de eğitim görüyorum. İlk öncelikle Şegem'i açtıklarından dolayı belediye başkanımız Ömer Faruk Çelik'e, daha sonrasında Ramazan hocamıza, Hasan hocamıza hepsine çok teşekkür ederiz. Ayrıca bize bu semineri sunduğundan dolayı 7. ve 8. sınıflara bu imkanı verdiğinden dolayı da Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e çok teşekkür ederiz. Seminerde sınav kaygısını nasıl yenebileceğimi, daha verimli olarak nasıl çalışabileceğimi, ailemin benden ne beklediğini ve benim onlara ne vermem gerektiğini öğrenmiş oldum. Merhaba, ben Sudan Azkutur. 7. sınıf öğrencisiyim. Şegem'de eğitim görüyorum. Bize bu seminerde bu semineri sundukları için Ömer Faruk Çelik'e ve Duygu Ekici'ye çok teşekkür ediyoruz. Çok fazla aklımda soru vardı. Bu seminer sayesinde aklımdaki birçok soruyu cevabını bulmuş oldum. Bu şekilde aklımdaki birçok soru gitmiş oldu ve daha az stres yapacağımı düşünüyorum artık. Adım Hüseyin Parlayan, Şegem'de okuyorum. Bu yıl LGS sınavına hazırlanıyorum. Bu son dönem haftalar içinde tekrar yapıyorum.
Konuları tekrar ediyorum, bol bol soru çözüyorum. Bazen oluyor ama genellikle, yani bugün bir seminerde izlettiler bize. Burada kaygımı nasıl yöneteceğimi, yani son zamanlarda sınavda nasıl gireceğimi, nasıl duygularımı yöneteceğimi öğrettiler. Bu semineri düzenleyen Şehzadeler Belediyesi'ne teşekkür ederim.